أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. İnkişak suresinde beraberiz. Bi ile demek. Bismi, ismi ile. Normalde burası ismu olacakken bi'den dolayı ismi oluyor. İsmi ile. Bismillahi, Allah'ın ismi ile. Er-Rahman, Rahman. Rahim, Allah'ın Rahim, Allah'ın adıyla. İze, dığında, dinde demek. El, bir şeye genel anlamda belirginlik katmak için Arapçada el ifadesi kullanılıyor. Es-Sema'u, gökyüzü. Normalde el olmasa burası semaun şeklinde oluyor. Ancak elden dolayı semau, yani un yerine uğulu oluyor. İnşakkat, inkişak yani yarıldığı zaman, yarıldığı vakit. Ve ezenet, kulak verdiği yani dinlediği li, ezenet li ile beraber kullanılıyor. Li rabbihe, Rabbine kulak verip dinlediği vakit yani izle ile devam ediyor. Ve hukkat ve buna layık görüldüğünde hakka bunu hak ettiğinde gibi. Ancak burası edilgen olduğu için edilgen olduğunu nasıl anlıyoruz? Şu uğulu ifadeler yani fiillerin içerisinde u varsa genel anlamda bu edilgen oluyor. Buna layık görüldüğü vakit. Yine buradaki li de tıpkı şuradaki bi gibi ardındaki kelimenin son harekesini ili yapıyor. Şu Rabbi yani kelime burada bitiyor. He ise bir nesne zamiri gökyüzü yerine yeniden he kullanılıyor burada. Ve de yine dığında deyinde el ardu bu da normalde ardun ancak elden dolayı el ardu yeryüzü muddet, uzatıldığı vakit, serildiği vakit. Yine aynı şekilde burası muddet, u gördüğümüzde edilgen olduğunu söyleyelim. Tabii bunların müennes olmasından dolayı da hep t'li bitiyor bakınız fiiller. Yani gökyüzü yarıldığı vakit, layık görüldüğü vakit, yeryüzü aynı şekilde uzatıldığı vakit derken bu şekilde. Ve elgat, elga atmak demek. Elkat yani o attığı vakit me şey anlamında fihe fi dade anlamında bu da aynı şekilde li gibi bi gibi ardına gelen kelimenin son harekesini ili yapıyor. Tabi burada he bir kelime değil bir nesne zamiri olduğu için burada i'yi göremiyoruz. Ancak bazen onları bile değiştiriyor. Mesela hu'yu hi yapıyor. Humu him yapıyor. Fihe, Çin'de olan şeyi attığı ve takallet ve boşalttığı vakit. Ve ezenet, yine li Rabbiye, Rabbine kulak verip dinlediği, yani Rabbini dinlediği vakit ve hukkat ve buna layık görüldüğü vakit. Yukarıdaki ayetin aynısı. Ye bir sesleniş var. Eyyuhel diyerek. Eyyuhe eyyuhel insanu yine elden dolayı el insanu. Normalde insanun olacak. Ey insan inneke şüphesiz sen. İnne şüphesiz demek. Ke sen. Kâduhun çalışıp didinen ila rabbike Rabbine doğru Rabbine kadar kâdhan. Bu da aynı şekilde kâduhun kâdah. Bir vurgu maksadlı bu şekilde kullanılıyor. Yani sen Rabbine karşı çalışıp, didinip, yani ona kadar didinip durucusun, duruyorsun ve sonunda, akabinde gibi anlam var ya da nihayet gibi birçok anlam olan ve bunun neticesinde olabilir. Mülaki ona kavuşacak olansın. Ona kavuşucusun. Buradaki mülaki kavuşmak
alakalı. Kavuşucu olmak. Hi ise o. Yani Allah lafzını yerine ya da Rabbi yerine mülakayı hi. Ona kavuşucusun. Fe artık ya da o zaman bu fe'nin birçok anlamı var. Emme a gelince men utiye men normalde kim anlamında ancak her kim yani ya da şöyle yapan gibi anlam şöyle yapan kimse men utiye verilen kimse kitabehu kitabı bir normalde ile anlamında burada tabi dan şeklinde yorumlanabilir. Bi yeminihi kitabı sağından verilene gelince fe yine emme'nin karşısında şuradaki emme'nin karşısında fe kullanıyor. Bunun bir anlamı yok. Sevfe acak yuhasebu hesaba çekilecek. Hesaben hesap ile hesap olarak yesira kolaylıkla kolay bir şekilde kolay bir hesapla hesaba çekilecek. Ve yengalibu yine dönecek. Yengalibu o dönecek. İle bu da tıpkı bi fi li gibi ardına gelen kelimenin son harekesini ili yapıyor. Burası ehli. Tabi bu hu ancak ehlihi. Burası i olunca ileden dolayı ehlihi. O ailesine mesrura ailesine mutlu bir şekilde dönecek. Bunun mesruran buradaki mutlu bir şekilde anlamını veren ifadesi bu bir zarf. Mesruran bu şekilde oluyor. Ve emme a gelince yine men utiye verilen kimseye gelince kitabu verilen kimseye kitabehu derken burada nesne durumda olduğu için kitabe hu onun kitabı şeklinde. Tabii şuradaki hi ile buradaki hu aynı. Ancak onun önünde ile geldiği için orası hil oluyor. Burası da hu zaten. Kitabı verae ardından zahrihi sırtının ardından ya da arka tarafından verilene gelince fesevfe yine emmenin karşısında fe sevfe acekecek yed'u davet edecek, çağıracak şeklinde subura yok olmayı ya da helak etmeyi, ölümü temenni edecek. Ve yesle ve girecek seira ateşe girecektir. Alevli tutuşturulmuş ateşe girecek. İnnehu şüphesiz o. Yukarıda inneke şüphesiz sen vardı. Bu innehu kâne idi. Fi dade ehlihi ailesi içerisinde mesrura ailesi içinde mutluydu. Buradaki mesruran ifadesi de kâne'den dolayı bu şekilde oluyor. Mutlu bir şekilde anlamında değil. Kâne'den dolayı mesruran. İnnehu şüphesiz o yine zannediyordu. En mayı anlamında lem gelecekte asla olmayacak anlam vermek için kullanılıyor. Lem ve lenin bir özelliği var. Ardına gelen kelimenin son yani fiilin son harekesini uğulu yerine eli yapıyor bu şekilde. Normalde yahuru olacakken yahura oluyor. Bunun sebebi lem. Ellen Yahura o asla dönmeyeceğini zannediyordu. Bele. Hayır. İnne şüphesiz Rabbehu. İnne de yine ardına gelen kelimenin son harekesini eli yapıyor. Normalde Rabbuhu olacakken inne Rabbe olmuş bakınız. Rabbehu onun Rabbi. Kâne idi bihi onu basira. Onu görmekteydi. Hakkıyla görücü idi. Buradaki bi ise basiradan sonra bi onu görmek şeklinde kullanılıyor. Evet. Fele buradaki öyleyse le ukasimu buradaki le bir hiçbir anlamı olmadığını söyleyenler var. Ya da le hayır öyle değil gibi bir anlamı olduğunu söyleyenler var. Le ukasimu yemin ederim bi o kısmıyla beraber kullanılıyor. Tabi
ardındaki kelimenin son harekesi iyiliği yapıyor. Ancak burada anlam kattığı bir durum yok. La okusimu, yani okusimu bi, yemin ederim. Bir şafak, şafağa yemin ederim. Ve leyli, ve geceye. Ve me, vasak, ve onun topladığı şeylere yemin ederim. Vel kameri, yine bakınız leyl, bunun önünde el var. Normalde leylun, mesela kamerun, ancak burası leyli olmuş. Bunun sebebi de tabii şu be'nin burada da olduğunu, yani yemin ifadesi burada da devam ediyor. Tabii yemin vavı dediğimiz başka bir şey var. O burada değil. O da eğer o halde kullanılırsa ismi, ardındaki ismi bu şekilde iyiliği yapıyor. Burada bunun sebebi şuradaki bi'den kaynaklanıyor. Yani şafağa, geceye ve kamera, yani aya yemin ederim. Vel kameri ize, dığında deyince, ize tesak, toplandığı vakit ya da toplandığı zaman, toplanıp dolunay haline geldiği zaman aya yemin ederim. Le muhakkak, bir vurgu söz konusu burada. Le terkabunne, normalde terkabu, ancak şu L'den dolayı bir vurgu. Le terkabunne, siz ne yapacaksınız? Bineceksiniz. Rakabe kelimesi. Le terkabunne, tabakan, tabaka, antabak, tabakalardan tabakaya bineceksiniz. Tabakadan tabakaya. Feme, öyleyse, melehum, onların neyi var? La yu'minun, iman etmiyorlar. La yu'minun. Ve ize, dığında deyince, kuriye, bu da normalde kara'a okumak iken kuriye okunmak anlamda, ve ize kuriye aleyhim, onlar üzerine. Bu ala da aynı zamanda tıpkı bi, li, fi, ala ile gibi, ala da aynı zamanda ardına gelen ismin son harekesini iyiliği yapıyor. Burada hum bir isim olmamasına rağmen, onu da bakınız, hum yerine him şeklinde yapmış. Aleyhim, onlar üzerine. El Kur'an'ı, Kur'an okunduğu zaman la yescudun, bu aynı zamanda secde ayetidir. Onlar secde etmiyorlar şeklinde buyuruyor Rabbimiz. Bel bilakis, ellezine an demek, keferu, inkar edenler, yükezzibun, yalanlıyorlar. Vallahu, Allah, e'lemu, en iyi bilendir. Bime, e'lemu, bi ile kullandığında bilmek şeklinde. Me, şey, yu'un, onların gizlemekte oldukları şeyleri Allah en iyi bilendir. Me, burada anlamı şey demek. Tabii me'nin birçok anlamı da var. Fe, öyleyse yine. Beşir, hum, onları müjdele. Bi ile, azabin, azap ile, bi ardında kelimenin son harekesini iyiliği yapıyor demiştik. Burada bakınız, azabın onda el olmadığı için azabin şeklinde bitiyor. Elim, elimli bir azapla müjdele. Burada elimli bir azap derken bir sıfat tamlaması var. Elim sıfatı buradaki azabı tanımlıyor yani. Tabii Türkçe'de Arapçanın tam tersi. Önce sıfat, sonra isim geliyor. Ama Arapça'da önce isim, sonra sıfat geliyor genel anlamda. İllellezine, illa bir hariç, dışında şunlar hariç. Ellezine an emenu, iman edenler hariç. Ve amelu, yapanlar, amelus salihati, salih amel işleyenler. Burada da normalde salihati kelimesi sıfat nesne olmasına rağmen, bakınız, e'li bitmiyor. Bu tip t ile biten, bunlar müennes çoğullar. Önünde elif uzatması olan kelimeler bu şekilde. Onlar i'li bitiyor. Nesne olmasına rağmen, yani salih amel işleyenler, işleyenler, lehum, onların
Ecrun, ecirleri vardır. Gayru, sızsız anlamda. Memnun, bu memnun tükenen ancak gayru memnun olunca tükenmek bilmeyen ecirleri, mükafatları vardır. Rabbim yapmış olduğumuz hatalarımızı affetsin. Sadakallahül azim.